yandayım. Seven Days'in katkılarıyla hazırladığımız Hatıra Defteri'nin son bölümündeyiz. Final bölümü ve aslında ufak bir konu değişikliği yaptık. Milli takımı tekrar konuşacaktık ama Fenerbahçe taraftarının arka arkaya attığı mesajlarla bir konu değişikliğine gidip 2006-2007 sezonu, yani Fenerbahçe basketbolunun 100. yıl şampiyonluğunu konuşalım dedik. Tabii program şimdilik bitiyor olabilir ama hiçbir zaman tam anlamıyla elveda diyemeyiz. Belki gelecek sene bir tane daha yaparız. Belki daha sonra İbrahim abiyle finans departmanının pazarlıkları bu serinin sürmesi için devam ediyor. O yüzden bekleyeceğiz ve göreceğiz. Abi tabii duygulanacağımız bir bölüm. Hem hikayeler sebebiyle hem son bölüm olması sebebiyle hemen sana döneyim. Ya 100. yıl hikayesi aslında benim için de çok özel, çok duygu yüklü ve birçok hikayeyi barındıran bir dönem oldu. Çünkü Fenerbahçe'den ayrılış dönemini anlatırken bir gün döneceğimi söyleyerek ayrılmıştım. Özellikle 100. yılda kulübüme dönmek ve 100. yılda bu şampiyonluk hikayesinin bir partisi olmayı çok istiyordum. Bir sene önce Ülkeyaspor'da oynamıştım. Henüz Ülkeyaspor'u oynadım ve Fenerbahçe'nin 100. yıl olmasından dolayı da bir yıllık anlaşma yapmıştım. Zaten sezon içerisinde Ülker'le Fenerbahçe birleşmek söylentileri devam ediyordu ama bir kesinlik kazanmamıştı. Biz o senenin sonunda Efes'i 4-0 yendik ve şampiyon olduk Ülker'le. Ben sezon biter etmez sözleşmemi uzatmayacağıma dair, çünkü opsiyonlu kontratım vardı, opsiyonu kullanmayacağıma dair noter vasıtasıyla, menajerim aracılığıyla belgeyi gönderdim ve serbest kaldım Fenerbahçe'ye dönmek için. Daha sonra işte o zaman Aydın Öztürk antrenör, Aydın abiyle konuştum. Fenerbahçe yöneticilerle konuştum ve yani herhangi bir şart ortaya koymaksızın önüme koyulan ne, hangi konuda da koyarsanız koyun imzalayacağım ve ben zaten söz vermiştim. Benim için şartların bir önemi yok dedim ve kulübüme geri döndüm. Tabii 7 yıl aradan sonra döndüm yani, ve hatta 8 yıl. Bu süreç içinde Fenerbahçe'de tabii çok farklı dengeler de olmuş. Kaptan olarak çıktığım kulüpten tekrar döndüğümde birçok şey değişmiş görmek tabii o anda beni biraz duygulandırdı, biraz buruklaştırdı. Ama döndüğüm için de mutluydum. Hatta ilk kulübe girdiğimde işte yaz dönemi galiba milli takım bitmişti. Kulübe geldim. İşte Aydın abiyle sohbet edeceğim. Oradaki, çünkü ben çıktığımda yeni salon yoktu. Eski salonda antrenman yapıyorduk. Yeni salon inşa edilmiş. Eski salona voleybol geçmişti. İşte Aydın abiyle sohbet ettik. Oradaki yeni arkadaşlarla falan sohbet ettik. Yeni salon da ofisler üst katta, salon ve soyunma odaları aşağıda. Şimdi ben tam aşağı ineceğim merdivenlerden. Aşağıdan biri şey, kaptan işte öyle de böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Birine kaptan diyor. İşte kaptan şuraya git, kaptan şöyle yap falan. Allah Allah diyorum ya, kaptan, şimdi ben hala Fenerbahçeliyim ve kendimi kaptan olarak görüyorum ya. Ben de bana bağırıyorlar ama herhalde ben değilim diyorum. Bana niye bağırsınlar? Ben kaptan artık burada değilim diyorum. Devam, biri kaptan falan filan diyor. Ben de yukarıda birilerini konuşuyorum. Kafama takıldı. Dedim ki kim bu ya kaptan? Kime bağırıyorlar kaptan diye. Meğerse bizim Zeki'ye bağırıyorlarmış. Zeki Gülay. Zeki'nin lakabı da bizim oynadığımız dönemde Deve Zeki'ydi. Yani Deve Zeki lakabı da Çetin abi bizim antrenörümüzdü. O zaman A takım antrenörüydü. Biz de genç takımda Cenk Gülsoy, ben, Güray, A takımda hep antrenman yapan böyle genç takım oyuncuları. Bize yine Çetin abi antrenman yaptırırken Zeki'ye bir gün dedi ki, bak oğlum dedi, burada dedi A takımdaki abilerini seyret dedi. Hepsi dedi iyi oyuncular dedi. Sen de basketbolcu olmak istiyorsun dedi. Şöyle hayal et dedi. Sen dedi bugün dedi buradan antrenman yaptın. Eve gidiyorsun, şimdi molada oturuyordu. İşte dolmuştan indin, evine gidiyorsun dedi. Mahalledeki kahveyi düşün dedi. Kahvede kağıt oynayan, çay içen, işte okey oynayan, tavla oynayan insanların önünden geçiyorsun dedi. Eğer basketçi
zeki olarak gidiyorsan dedi, basketçi zeki geliyorlar dedi, seninle gurur duyarlar dedi. Ama dedi basketçi olamazsan dedi, bu dedi 2-10'luk boyun dedi, bu ay dedi deve zeki geldi derler dedi. Oradan Zeki'nin lakabı deve zeki kaldı. Ama acayip komik bir çocuktur ve işte altyapıda uzun süre oynadığımız için çok artık bizim şakalarımız herkes tarafından çok bilinir ve ikimiz birbirimize çok dalga geçeriz. Küfürlü konuşuruz ama çocukluktan tanıştığımız için de o seviyeyi kimse anlayamaz. Bir baktım buna kaptan diye bağırıyorlar. Kim diye sordum. İşte Zeki abi falan filan diyor. Kim lan dedim Zeki abi. Deme Zeki'ye mi bağırıyorsunuz dedim. Şimdi böyle kul kaldılar falan. Bunlar kaptan diye bağırıyorlar Zeki'ye. Ben de deve diye bağırmaya başladım. Bu şimdi böyle yapıyor. Sus diyor, ben burada diyor bir şeyim var diyor. Kaptanım ben diyor. Ne zaman kaptan oldum sen dedim. Falan neyse. Böyle bir şeyimiz oldu. Ondan sonra sezon başladı tabii. Çok enteresan bir kadro. Yani işte... Damir Mrsić, Solomon, Mirsad, Ömer... Kambala zaten. Kambala zaten bir önceki seneden var. Yani Mirsad'la Ömer Ülker Birleşmesi'yle geldiler. Zaten Damir vardı, Kambala vardı, Solomon geldi. Tabii zor bir kadro. Yani uyumu zor, kontrol etmesi zor. Ve zaten bu zorluklar içinde de birçok olaylar da yaşadık. Ama günün sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaştık Türkiye Ligi'nde. Yani 100. yılda bütün branşlarda şampiyonluk hedefi vardı Aziz Yıldırım'ın. 9 branşta oldu Fenerbahçe. Hatta voleybol erkek ve kadın dışında işte kürektir, bokstur vesaire. Kadın basketbol. Hepsini süpürdü. Futbol, basketbol zaten yani erkek futbol ve erkek basketbol. Yani kadın futbol yoktu. Ana hedeflerdi. İkisini de aldı Fenerbahçe. Ama çok büyük bir baskı vardı o sezon. Bütün kulüpte. Evet, çünkü Fenerbahçe'nin 100. yılı ve başkanımız Aziz Yıldırım böyle bir hedef koymuştu. Bütün camia, bütün branşlarda şampiyonluğa hedeflenmişti. Büyük çoğunluğu şampiyon olduk. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyüklüğü de buradan geliyor. Yani tek bir branşta yürüyen, tek bir branşta şampiyon hedefleyen bir takım, bir kulüp değildi Fenerbahçe kulübü. Kürekten atletizme, masa tenisinden boksa, yüzme, basketbol, voleybol, futbol zaten ana branşlar, bunları saymıyorum. Her branşta her dönem, özellikle o dönemlerde büyük yatırımlar yapılıp büyük başarılar elde edildi. Ve sezon başında bizim tek hedefimiz şampiyonluktu. Buna göre takım kurulmuştu. Buna göre kendimizi şartlandırmıştık. Ama tabii ki yani her başarıda olduğu gibi sezon boyunca işler her zaman istediğin gibi olmayabiliyor. Tökezlediğimiz zamanlar oldu. Kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Euroleague'de istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bu kadar iyi kadro olmamıza rağmen Euroleague bize biraz şey geldi. Yani daha yeni kadro olmamızdan dolayı ve birbirimizi çok iyi tanımadığımızdan dolayı arka arkaya mağlubiyetlerin üstesinden gelemedik. Ama Türkiye Ligi'ne çok iyi motive olmuştuk ve zaten sezon sonunda da Efes'i 4-0'la geçtik ve öyle şampiyon olduk. Yani rakip belki sezon içerisinde normal sezonda mağlubiyetleri alsak da playoff'u çok iyi oynadık. Ama tabii sezon içerisinde çok değişik de hikayeler oldu. Yani işte Kambala'nın doping cezası almasından tut, Solomon'un işte takside olay yaratmasına kadar zor bir dönemde geçirdiğimiz gerçeği var. Yani bir kere Solomon başlı başına bir saatli bombaydı. İşte gerek oyuncular, gerek o zaman işte teknik heyet, yönetim bir şekilde oyuncuyu sıcak tutmak ama takımdan da uzaklaştırmamak için ciddi çaba sarf ediyordu. Biz de kendimize göre fedakarlıklar yaptık. Yani mesela bir gün Türkiye Kupası'na gittik. Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendik. Maçtan sonra Solomon telefonunu kapatmış. Kimse ulaşamıyor. Tabii oraya giderken de herkes final oynayacağımızı düşünerek işte kız arkadaşını, eşini oraya götürdü daha öncesinde. Rezervasyonlar yapıldı. Hafta sonuna kadar. Tabii biz
Bir gün erken elenince Aydın abi de dönüyoruz dedi. Fakat dönüyoruz ama Bursic ve ben takım kaptanlarıyız. Solomon yok. Arıyoruz, telefonu kapalı. Bu arada şeye, ministre demiş ki ben demiş dönmüyorum demiş. Burada kalacağım. Antalya'da kalacağım demiş. Tabii bunu bize söylemiyor. Neyse otobüse bindik. Bekle bekle, kimse ulaşamıyor. Herkes işte kız arkadaşını, eşini telefon etti. Herkes dönüyor. Neyse otobüse bindik. Solomon yok. Havalimanına gidiyoruz. Tabii herkes diyor ki işte biz niye dönüyoruz? Solomon niye dönmüyor? İşte, o dönüyorsa biz niye dönüyoruz? Biz de kız arkadaşımızı, karımızı biletlerini iptal ettik. O da dönsün falan. Zaten kaybetmişiz maçı. Bir şey var, gerginlik var. Bu arada biz de arkada oturuyoruz işte. Ben, Damir, Ömer, Zeki, biri daha var. Minisat geldi. Devamı dolduruyor. İşte abi diyor böyle şey olur mu diyor. Benim diyor karım hamile diyor. Ben diyor oradan işte diyor getiriyorum diyor. Bu adam diyor nasıl yok diyor. İşte de telefonu kapalı diyor. Bu nasıl takım diyor. Böyle şey olur mu diyor falan filan. Yarım saat bütün havalimanı da oyunca doldurdu bizi. Gidin konuşun kaptansınız siz de işte biz de kalalım falan. Neyse biz havalimanına geldik. Check-in yapılırken Aydın abi dedik ki Aydın abi. Hani böyle böyle takımda yani problem oluyor. Biz dönüyoruz. Tamam beraber kaybettik beraber dönelim ama o dönmüyorsa biz niye dönüyoruz falan filan. Böyle bu şeyde konuşurken Aydın abi de bize istemiyor diyor. İşte diyor takıma diyor sahip çıkamıyorsunuz diyor. İşte kaptanlarsınız siz idare edin diyor. Adama ulaşamıyoruz diyor. İşte Misat'la konuşun diyor onunla konuşun falan derken biz böyle hani biz takımın menfaatlerini savunmaya gidiyoruz oraya. Aydın abi de bize işte, takımı toparlayın idare edin durumu derken arkadan Misat geldi o bir saat boyunca yolu dolduran, bizi dolduran şey. Bu arada Zeki de var yanımızda. Ben Zeki şey konuşuyoruz. Aha. Yandan geçerken böyle yaptı bizim üçümüze. Çok yanlış yapıyorsunuz, çok yanlış yapıyorsunuz. Şimdi yani Misat'ı biliyorsun. Bir öyledir bir böyle. Bizi yarım saat dolduran sanki o değilmiş gibi. Aydın abi çok yanlış yapıyor. Takımı korumaları lazım. Böyle olmaz diye. Arkadan konuşuyorlar. Böyle bir takım düşün yani. Tabii şimdi bütün olaylarda genelde ana nokta yani Solomon ve Misat. İki deli tabii yani mecazi anlamda çok iyi anlaşıyor aslında. Yani ama antrenörleri görsen ikisi de birbirinden şey yapıyor. Ama bazen böyle hiç birbirlerine merhaba demiyorlar. Bazen de can ciğer kuzu sarması. Sanki sabah akşam beraberlermiş gibi. Tabii Misat top ondan gireceği için iyi tutmak zorunda Solomon'u. Solomon da onu şey yapıyor. Bir diğer olay da Efes maçında Hesip'le Misat kavga etti. 12 Kasım. Evet şimdi sen daha iyi biliyorsun tarihini bilmiyorum. Yani Hesip'in söylediğine göre benim ağzımın içine tükürdü diye Misat'a yumruk atmaya çalışıyor. Hatta ben de aradan geçiyorum o sırada. Yani çünkü araya girsem ne olacak, girmesem ne olacak? Adama ağzı tükürmüş, o da vurmaya çalışıyor. Ben oradan şey yaptım. Yumruğu ben yiyecektim yoksa kalsaydım yani. Neyse öyle bir kavga oldu zaten. Orada ilk yarı bayağı farklı mağlubtuk yanılmıyorsam. Evet. Soyunma odasına girdik. Hatta soyunma odasına başkan da geldi. Sonra biz bir gazla çıktık maça. O gazla Aydın abi işte Misat'a ne biçim oynuyorsun falan filan deyince Misat o gazla o kavga mavga oldu. Öyle bir olay var. İkinci olay... Benim hatırladığım bir şey var abi. Galatasaray maçı çok farklı kazandı. 34 sayı galiba. Evet Galatasaray'a karşı. Cafe Crown da o dönemde sponsor evet. Hatta. Senin tabii Fenerbahçe taraftarın hala bugün bile büyük bir şevkle paylaştığı o formayı öperek içeriye doğru gittiğin an tribüne doğru bakıp ki yani bütün maç küfredilmişti sana yanlış hatırlamıyorsam. Sadece bana değil. Ama sana biraz daha fazla edildi diye. Yani sadece kendi şahsıma değil yani. Evet tabii. Anneme, kardeşime, kız arkadaşıma falan öyle bir küfür vardı. Zaten Ahmet Cömert küçük bir salon ve takım olarak kadro olarak biz çok ağır basıyorduk zaten o dönem. Farklı bir şekilde bitti. Ve bütün maçta gerçekten durmaksızın
küfredildi. Yani taraftarı da hani anlamaya çalışıyorum ama... bir sınır olmalı. Bir sınır olmalı ve bunun arkasındaki nedenleri de bir kişi tarafından da bağırtıldığını biliyorum. O kişi zaten sonrasında olayların çıkmasındaki en büyük sebepti yanılmıyorsam. Ahmet Dedeayır diye bir yöneticisi vardı. Ahmet Dedeayır, evet. Onun yüzünden çıkan olaylar sonucunda olay bu noktaya gelmişti. Ve maç bitti. Zaten büyük farkla kazanmıştık. Ben de o dönem NTV yayınlıyordu maçları. Canlı yayına aldılar beni. Ve canlı yayın yaparken öyle bir küfrediliyor ki yani bana edilen küfür duyuyorum ve canlı yayına yansıyor bu. Ben de hani sesimi çıkartmadım. Yayın bitti. O sırada babam oturuyor, kardeşim var sahada, onlara küfür ediliyor falan. Ben de çıkarken hani onlara bir terbiyesizlik yapmak bana yakışmazdı. Ben de kendi camiamın büyüklüğünü göstermek için formayı öperek onların önünden geçtim. Kendimce bir tepki verdim onlara. O yüzden şu anda da hala işte Fenerbahçeliler tarafından çok büyük sevgiyle... İkonik bir an, evet. İkonik bir an olarak hatırlanıyor. Seven Days'de harekete geç diyelim. Solomon'un harekete geçtiği bir taksi olayı var. Yani bunu da hani nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Sen abi... Ya bunun anlatacak çok bir tarafı yok ki zaten. Bir gün antrenmana geldik, Solomon yok. Nerede diyorlar? Kimisi diyor ki midesi ağrıyor. Kimisi işte ateş çıkmış falan filan. Halbuki Solomon gece dışarı çıkmış ki taksiye girmiş, taksiye işlemeye kalkmış falan. Garip bir durum. Şimdi kime ne anlatacaksın, nasıl falan da ama bir şekilde bunun da hani üstesinden geldik. Yani her kulüpte olmaz belki, kabul edilemez bir şey ama sonunda o 100. yıl, o şampiyonluk zorunluluğun vermiş olduğu bazı şeylerle, sorumluluklarla bir şekilde üstesinden geldik. Ama yani çok enteresan hikayelerimiz de var ya. Bir gün galiba o sene Moskova'ya gittik maça. Ömer'le kalıyorum. Misat gelmedi galiba, sakattı. Maç bitti. Ömer de dedi ki bir şeyler içmeye gidelim, hani bir şeyler yiyelim maçtan sonra. Neyse tam çıkacağız. Misat aradı Mehmet, Ömer'i. Dedi ki oğlum dedi işte dedi, sizleri çıkıyorsunuz dedi, benim dedi şoför gelsin alsın sizi falan. Ya dedim bırak şoförümü, biz taksiye atlayayım dedim. Abi dedi gelmiş aşağıda bekliyormuş Misat'ın şoförü. Oynadı ya Misat orada daha önce. Neyse çocuk bizi aldı götürdü, yemek yedik bilmem ne, takıldık bir şeyler içtik barda falan. Otaya döneceğiz. Herhalde saat gece 1 falan, 1.30, belki de 2, hatırlamıyorum tam. Dönüyoruz. Zifiri karanlık ve ocak karlar altında Moskova. Şimdi tabii yani taksi değil ki yolu tarif edelim. Aldığı yeri biliyor. Çocuk Türk. Orada yaşıyor ama hani yıllardan beri ne derdi? Bir şey söylememize gerek yok. Otele götürecek bizi. Abi giderken böyle bir garip bir yola girdi. Böyle avlu gibi bir şeyin içine girdik. Bir çıkışı yok, tamam mı? Önümüzde hiçbir şey göremiyoruz. Tam böyle geri gelecekken projektörler yandı bize. İşte bunun böyle ışıklar. Ne oluyor derken 3 tane Kalaşnikov kafamıza dayandı. Şimdi şoför burada oturuyor, ben burada oturuyorum, Ömer de arkada oturuyor. Dayadı kafamıza. Adam pasaport diyor. Bizde pasaport yok. Yanda şimdi şoföre diyorum ki konuşsana diyorum. Yani Rusça. Dilini yutmuş gibi sesini çıkartamıyor. Duruyorum falan. Ses yok. Oğlum ne yapacağız dedim. Hani öyle bir ortam ki. Çıkmaz sokaktayız. Asker Kalaşnikovlar kafamıza duruyor. Şimdi camı açmaya çalışıyorum. Neyse buna biraz dedim ki ya bir şey söyle falan. Ben diyorum basketbolcusuyuz. İngilizlere bilmiyorlar. Basketbol diyorum. Pasport diyor. Ben basketbol diyorum, o pasport diyor. Anlaşamıyoruz. Neyse bu yavaş yavaş böyle indi falan. Dedim konuş bir şey yap hani. Para ver. Söyle o şey de. Bilmiyorum ne yapacağım, bir şey yap. Neyse bu gitti 5 dakika konuştu. Biz hala şeydeyiz ama yani. Orada bizi zaten biraz daha olursak kendimiz gideceğiz. Yani kara görmeseler
4 ay sonra Mayıs ayında falan bulurlardı bizi. Playoff'a yetişirdik. Playoff'a belki yetişirdik. Öyle bir enteresan hikayemiz var. Ondan sonra demiştim ki ya biz ne işimiz var o taksi taksiye bin git şoförlerle falan. Öyle bir garip bir anımız da var yani. Ya zor bir takımdı çünkü ben Fenerbahçe'nin daha önceki yıllarının kaptanlığı yapmış, kulübün altyapısına yetişmiş bir oyuncuyum. Ondan sonra işte o geçiş dönemi Damir'le beraber geçti. Şimdi ben geldim ve takımın kaptanlarıyız. Zeki de eskiden öyle şeyden kaptan olmuş. Bizler yokken. Yani Zeki'nin samimiyetine güvenerek konuşuyorum. Bu çok iyi arkadaşım olduğu için. Böyle konuları hep kendi aramızda konuşuyoruz. İlk defa kamera önünde söylüyorum. Bir gün çok isterim buraya beraber program yapmak. Ya benim diyen stand-upçı alt etmiş. Bak öyle söyleyeyim sana. Yerlere yatarsınız burada. Neyse böyle bir takım. Mız ve gerçekten çok zor yönetmesi. Yani bir taraftan Solomon var, Mirsad var, işte Kambala durduk yerde doping cezası aldı. Onun yerine Ayre Clark geldi, takımın kurgusu değişti. Yani çok şey bir kadro, zor bir kadro. Tabii yönetmek de kolay değil yani. İşte Damir'le kaptan olarak onun da görevi zor. Benim de şeyim zor. Ben daha fazla milli takımlara kaptan olduğum için yönetmek de kolay değil. İşte Oğuz var, Semih var, o zaman onlar da genç oyuncular falan. Kolay değildi ama... Rasim var. Evet, Rasim de var. O Solomon ve Misat'a yaklaşacak seviyede bir karakter olduğu için o da zordu. Ama günün sonunda işte playoff'u çok iyi oynadık ve her oyuncu orada yani sonuçta profesyonelliğin gereğini yaptı. Yani herkes birbirini çok mu seviyordu? Hayır. Ama... Ben her zaman söylüyorum, takımda birbirini çok sevmeye, çok zaman geçirmeye gerek yok. Sahaya çıktığında birbirinin çizgisini ihlal etme. Takım için elinden gelen en iyisini yap. Yani şeye gerek yok. Tabii o zamanlar Aydın abi özellikle işte takım kötü gittiğinde bir yemeğe gidin falan filan derdi ama hani bu iş yemeğe gidilerek çözecek bir durum değil yani. Sabaha kadar yemeğe gitsen... Samimi olmadıktan sonra, saha içerisinde fedakarlık yapmadıktan sonra istersen sabaha kadar yemeğe git, hiç fark etmez. Ama o takım yıl sonu çok iyi geçirdi. Son maç, seride 3-0 öndeyiz. Son maçta da maç erken koptu. Üçüncü çeyrekte bitti zaten, 20 sayı fark oldu. 90'ların sonunda, yani sayılar 95-96 falan, 92 o civarlarda. Ben de kenardaydım, Aydın abiye... Rica ettim oyuna gireyim diye. Oyuna aldı beni. 1,5-2 dakikada galiba. Taraftar 100 istiyor 100. yılda. Bir pozisyon oldu. Bir üçlük attım. Galiba 98 oldu. Önce bir turnike attım. Sonra bir üçlük attım. 98 oldu. Çok az bir süre var. 100 yapmak istiyoruz. Herkes yani 100. yılda 100 sayı görmek istiyor. Farklı bu arada 17, 18, 20 öyle bir şey. Neyse Efes hücum ediyordu. Top çaldık galiba. Ben şimdi topu aldım ya da pas aldım bir şekilde tam hatırlamıyorum. Topu çaldım götürüyorum. Benim yanımda turnikeye gidiyorum. Benim yanımda bir baktım bizim malzemeci Erkan abi var. Erkan abi de benimle koşuyor. Fast break'e. Ben götürdüm attım. Bu arada hakem Mehmet Keser atar. Bugün iddia ediyorum %100 basket. Bak %100 basket. Niye vermedi bilmiyorum. Zaten fark 20 sayı olmuş. Yani 100'de bitse ne fark eder? 98'de bitse ne fark eder? Basketi vermedi. Önemli değil basketi vermemesi. Ama ben Fasbe'ye giderken Erkin abinin de 100. yıl topunu kimseye yar etmemek adına benle beraber Fasbe'ye koşup ben turnikeyi attığımda Erkan abinin top da filede iner inmez yere düşmeden kapışını görsen utanmasa bana turnikeyi attırmayacak. Üstüme atlayıp. Öyle bir şey de var. Anımız da var. Yani beraber fast break koştuk Erkan abiyle. Havada topu yakaladı. Ki o topu artık 100. yılda çok değerli olduğu için ya ben alırım ya başkası alır diye topu kaptırmamak adına. Ve gerçekten Mehmet Keser de vermedi ya. 98'de bitti maç. Sol turnike. Sol turnike. Bugün
İddia ediyorum bir daha seyretsek %100 basket yani. Bir de statta kutlamalar vardı sonrasında. Şey, ya ertesi gün ya 2-3 gün sonra ben kulübe gittim. Kulüpte o gün kutlamalar var. 100. yıl kutlamaları futbol şampiyonundan dolayı. İşte basketbolda beraber kupalar kutlanacak. Başkanı gördüm. Aziz Yıldırım'ı gördüm. İşte ben döndükten sonra o sene zaten gidişimden dolayı bana kızgındı. Ama 100. yıla döndükten sonra aramız düzeldi. Sezon içerisinde zaten çoğu kez bir araya gelmiştik. Şampiyonluktan sonra zaten artık normale döndü ilişkimiz. Yani o sef, ya gidiş dönemimde anlattığım için bir daha bahsedeyim. O dönem ben kendi kariyerim için, kendi kariyerime daha olumlu yansıyacağı için gitmenin daha doğru olduğuna inanıyordum. Ya Aziz Yıldırım da, başkanımız da yeni başkan olmuş. O da Fenerbahçe menfaatleri için benim Fenerbahçe'li kalmamı daha doğru buluyordu. Ama o dönemki şartlar buna izin vermedi. Ben eminim ki Aziz Yıldırım bugünkü, o günkü kafasında 100 kere beni satardı o paralara. Ama hani benim Sayın Başkan'a her zaman sevgim, saygım sonsuzdur. Gidiş dönemimde ikimiz de farklı fikirlerde olsak da benim başkana karşı saygım her zaman bakidir. Ve 100. yılda da o kutlamalar aşamasında beni gördü kulüpte. Ne yapıyorsun sen dedi. İyiyim başkanım dedim, baktım ne oluyor, gezmeye geldim dedim. Akşam sana sürprizim var dedi. Hayda dedim, şimdi yine bir şeylik var yani. Başkan benden bir intikam alacak belli. Hayırdır başkan dedim, bekle dedi. Uçuracağım seni dedi. Allah Allah, nereye uçuruyorsun? Neyse biz sahaya indik. Hazırlıklar yapılıyor işte, sağ işte çizimler, kupa nerede, tören için bir sürü herkes bayağı çalışıyor. Bir de yukarıda sahanın bir köşesine öbür köşesine bir tane makarada gidiyorsun. Bak dedi, seni oraya çıkaracağım dedi. Normalde oraya bir maskot ya da biri çıkacak normalde. Seni buraya çıkaracağım dedi. Ben dalga geçiyor falan sandım. Bak dedi, çıkaracağım buraya dedi, iyi bak dedi. Allah Allah dedim, şaka yapıyor falan dedim. Sonra sen de burada biraz bekle dedi, prova yapacağız dedi. İş bayağı ciddileşiyor. Ben oradan kaçmanın yolunu arıyorum ama kaçamıyorum tabii. Neyse biz önce prova yaptık ama tabii prova tam üste kadar çıkarmıyor. Yani ortalarda bir yerde boydan boya gidiyorum. Ben öyle zannettim. Abi neyse akşam oldu. İşte taraftarlar doldu. İşte şampiyonluk kutlamaları falan. Tam benim çıkma saatim geldi. Oraya bindim. Allah, yukarı çıktıkça tam tepeye çıkıyorum. Oradan oraya. Ya hem korkuyorum ama heyecanlıyım. Bir bakıyorum aşağıda maytaplar patlıyor falan. Tam böyle geliyorum, bir senkronize bozukluğu oldu. Bir durdum falan. Yani ondan sonra tam gelirken aşağıdan bir maytap patladı mı yanımdan. Başkan benden gerçekten intikam alıyor. Neyse sonuna kadar yaptık. O da öyle, hatta bende şeyi de var, kaydı da var bazen. izliyorum. Çok benim adıma da çok, hani 100. yılda öyle bir kutlamanın içinde olmak ayrıca bir güzel bir anıydı. Ve yani Fenerbahçe'de 100. yılı bu kadar güzel başarıyla, kupayla noktalandırmak benim için belki diğer takım arkadaşlarımdan daha değerliydi. Çünkü altyapısından 12-11 yaşında o kulübe girmiş, altyapısında oynamış, alt kategoride bütün branş, bütün kategorilerin hepsinde oynayan biri olarak. Ailen Fenerbahçeli. Efendim? Ailen Fenerbahçeli. Ailen Fenerbahçeli. İşte ailen Fenerbahçeli biri olarak ve yani taraftarı olduğum kulübün bir mensubu olarak o şampiyonluk kupasını kaldırmak benim için ayrıca mutluluktu. O yüzden bu programı da Fenerbahçe'ye ayırdığımız için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok bence yakışan bir son bölüm oldu tüm seriye.
Öncelikle Seven Days'e, ardından siz izleyicilerimize teşekkür ederiz bu 10 bölüm boyunca bizlerle birlikte olduğunuz için. Yani şimdilik bir veda olarak görüyorum ben bunu. Çünkü İbrahim abi bir 30 program daha çıkarır benim bildiğim kadarıyla. Ama bakacağız tabii. Sezon. Yeni sezonda farklı şeylerimiz de var. Farklı şeylerimiz de var. Planlarımız sürprizlerimiz de var. Farklı planlarımız var. Farklı formattaki programlarla izleyici karşısına çıkacağız. Evet. Değil mi Ozan? Evet abi. Sürpriz olarak kalması şu anda önceliğimiz ama... Tabii ki projeler devam ediyor. Sokrates'te her zaman olduğu gibi. Ama bu hatıra defteri çok sevildi ve evet. Çok izlenen bir program haline geldi. İnsanların hani bu anılara karşı olan duyarlılığı daha farklı. Bir de bir arşiv abi. Sağ içerisinde çünkü olan biten herkes biliyor ama sağ evet. Dışarısında yaşanan bir sürü hikaye var. Aslında bu programın başında biraz daha farklı formatta bir şey düşünmüştük. Evet. Belki... Ona benzer de bir şey olabilir. Zaman zaman konuklu, zaman zaman o hatıranın konuğunda olup evet. Tartışabileceğimiz eski defterleri açıp artık bunlarla yüzleşebileceğimiz bir ortamın da olabileceği bir program olsa umarım. Olacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Umarım evet. Mesajı herkes aldı diye tahmin ediyorum. Yani biz kesinlikle aldık. Tekrar teşekkür ederiz. Ağzına sağlık abi. Her zaman olduğu gibi benim için çok büyük keyif. Seninle program yapmak. Sizlere de teşekkür ediyoruz bir kez daha. Daha sonra görüşürüz diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.